ufaktan önce bir içeriğimizi tanıtayım. Sonra başlayalım. Hip Hop 101 içeriğinde her hafta, bazen haftada iki kere belirlediğimiz konular üzerine konuşuyoruz. Dün test yayını gibi bir yayın açmıştık. Orada ben Lorjamar'ın şu albümünü göstermiştim. 5% albümü. %5'lik üzerine. Ve bunun üzerine chatte biraz muhabbet etmiştik. Türkçe pek kaynak yok. İnsanlar merak ediyor gibi. Ben de neden olmasın ki deyip daha sonra yapmak yerine bugün zaten boştum. Bugünkü yayınımızı %5 ile değerlendirelim istedim. İyi, hoş geldin abi. Onun için bugün konumuz %5. Şöyle bir programımız olacak. İçeriğimiz daha doğrusu. En başta %5'in kuruluş aşaması, kurucusunun biyografisinden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra öğretinin felsefelerine gireceğim. Benim birkaç saptamam var bununla alakalı. İnternette ya da işte PDF olarak okuduğum kitaplarda göremediğim, bana enteresan gelen bir görüş. Onu sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da hip hop kültürü üzerindeki etkisine, %5 akımından etkilenmiş veya bir dönem içinde bulunmuş sanatçılara bakacağız. Çok özür diliyorum, hemen geleceğim. Balkondan biraz gürültü geliyordu. Onu kapıyı bir kapatıp geleceğim. Geldim. Selam arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yayınımızda bir drop, donma, ses kalitesine kötülük var mı? Başlamadan bildirin. Çünkü bu yayınların, Hip Hop 101'lerin ve benzer konsept içeriklerin tekrarlarını YouTube'a yükleyeceğim. Hatta buna göre bir intro, outro yapacağız. Hani biz sonra muhabbete devam etsek bile Hip Hop 101'in çıkışını yapıp öyle devam edeceğiz YouTube için. Şu ana kadar olmadı. Güzel. Selamlar herkese tekrar. Hoş geldiniz. Abi zamanla dolar zaten bu ikinci yayınımız. Çok aşırı bir büyük kitle beklemiyorum zaten. O zaman ben slaytlarımızla başlayayım. Bu şu an görseldeki slayta gördüğünüz %5'in logosu sembolüne sonra tekrar değineceğim için ona tekrar döneceğiz. Ben şu an öncelikle kuruculardan başlamak istiyorum. Daha sonra kurucusundan başlamak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz şapkalı kişinin adı Clarence Edward Smith. Arada şöyle küçük notlar aldım kendime takılmamak ya da bir yerde yanlış yapmamak adına. Kendisi 1928 doğumlu. Kore Savaşı'na gidiyor. Kore Savaşı'na döndükten sonra dine yöneliyor. Ve Nation of Islam'a katılıyor. Nation of Islam'da özellikle Malik El-Shabazz yani Malcolm X'in verdiği vaazlardan etkileniyor ve Malcolm X'in öğrencisi olarak devam ediyor. Öğrencilikten sonra orada kendisi de belli bir süre sonra vaaz vermeye başlıyor. Ancak o sırada işte bu %5'in felsefesi diyebileceğimiz öğretilerin temellerini atıyor ki bu işte bu konuda benim bunları nereden aldığı kaynağıyla alakalı internette bir şey göremedim ama benim enteresan bir tahminim var. Benim fikrim o tabii ki yani %100 gerçek gibi bir şey değil. Ona da ilerleyen dakikalarda geleceğiz zaten. Ne demişim? Burada alırken evet. Nation of Islam'dan ayrılmasının temel sebebi aslında neydi? Wallace Ford Muhammed. Onun da bir sonraki slaytta resmini size göstereceğim. Wallace Ford Muhammed melez. Babası siyahi, annesi Kafkasyalı diyebiliyorum. Ve %5 de siyah ırkın üstün olduğu bir öğreti olduğu için bunu reddediyor ve Nation of Islam'la yolları bu şekilde ayrılıyor. Burada çete bakıyorum. Kadir Mısıroğlu'nun bir kitabı vardı %5'lerle alakalı aslında. Bakılabilir, ilginç olur. Abi yani kendisine mesafeli olduğum için hani çeşitli sebeplerden dolayı
Hani bakmadım ama evet buna bakabiliriz. Araştıracağım ben bunu. Biyografisine devam edeyim. İkinci fotoğrafta, sağdaki fotoğrafta yanında gördüğünüz Justice sağ kolu. Kendisi de %5'i kurduktan sonra Father Allah nickini alıyor. Ya yani bunu aslında tam olarak bizim bildiğimiz geleneksel İslam görüşüyle bağdaştıramayacağımız bir şey. Biraz daha batıni şekilde ilerleyen bir oluşum. Ki aslında Lord Jamar albüm kitapçığının yanında verdiği şu kitapta zaten o sayfayı bulayım size. We are not Muslims diyor zaten. Hani yani İslam'dan çok fazla besleniyor ama tam olarak bildiğimiz anlamda bir Müslümanlıktan, İslami görüşten bahsetmiyoruz. O kısmı bulacağım. Aynen. We are not Muslims. Size de kamerayla göstereyim. Bunun da bu kitapçığın da PDF'i muhtemelen internette vardır ama yoksa da ben bir şekilde size ulaştırırım bunu. Kaynaklarımdan bir tanesi de bu. Abi ben yayını tam takip edemedim ama %5 mevzusu nedir? Tamam açıklayayım. %5 Amerika'da siyahi topluluğun Müslümanlık soslu bayağı rağbet gösterdiği bir oluşum. Yarı dini, yarı siyasi bir oluşum. Ve bunun hip hop kültürü üzerinde liriklerde de görebiliriz, giysilerde, takılarda da görebiliriz. Oldukça ciddi yansıması var. Böyle bir konuyla başlangıç yapmak istedim. Enteresan çünkü ve Türkçe bu konuyla ilgili Türkçe kaynak yok gibi bir şey. En azından merak edenlere kalıcı bir kaynak sunmuş oluruz niyetiyle. Bu konuyu seçtim ilk konu olarak. 1965 yılına gelindiğinde %5'çiler işte kendi tırnak içinde buna benim kendi düşüncem değil tırnak içinde eğitim yerleri açıyorlar. Büyümeye başlıyorlar ve FBI soruşturmasına giriyorlar. Bunun takribi birkaç sene sonra da 1969'da 4 sene sonra bu FBI soruşturmasına tekrar döneceğim çünkü ondan hızlıca geçtim. Suikast sonucu öldürülüyor. Dediğim gibi yanındaki de sağ kolu Justice. Yani örneğin devam etmeden önce şöyle bir bilgi vereyim. Mesela geleneksel İslam inancında şirk olabilecek işte Allah sıfatını taşımak hani kendisinden bahsederken Allah diye bahsetmek vesaire işte Allah'ın iz düşümüyüm gibi söylemlerde bulunuyorlar ve bu onlar için bir problem değil. Yani yayını seyreden arkadaşlar lütfen rica ediyorum bunu yaptığımız yayını bir dine hakaret ya da değerlerinize hakaret gibi aldırmayın. Ben ne nedir onu söylüyorum. Çünkü Türkiye bu konuda biraz fazla hassas bir ülke çünkü bu uyarıyı yapmam lazım. Gelelim ikinci slaytımıza geçeceğim. Orada zaten daha derin bilgileri size vereceğim. Biraz alışma sürecinde olduğum için bu slaytlara geçiş biraz yavaş oluyor. Kusura bakmayın. Evet. Fotoğraflarda gördüğünüz kişilerden sağdaki kişi bildiğiniz üzere Malcolm X. Alt tarafta gördüğünüz kişi Wallace Ford Muhammed, yarı melez olan, hani yarı beyaz yarı siyah olan. Üstteki kişi ise onun yerine gelen ve işte Muhammed Ali'yi de Nation of Islam'ın çatısı altına sokan Elijah Muhammed. Nation of Islam'dan ayrıldıkları noktaya da geleceğim. Wiki sayfalarını falan abi çok güzel olur yapabilirsen ya. Çok teşekkür ederim. Seni de uğraştıracağım ama. Ondan sonra bir diğer slaytımıza geçmeden önce bu sefer %5'in öğreti kısmına, önce logosuna bir döneceğim. Logosu neyi anlatıyor? Neyi temsil ediyor? Ona geldikten sonra öğretinin içerisindeki kısımlara geçeceğim. Logo yanlış hatırlamıyorsam, not da aldım gerçi. 7 Allah'ı temsil ediyor. İki farklı kaynakta farklı yorumlar var. Arkadaki hilal sembolüyle alakalı. Birinde İslam'ı temsil ettiği söyleniyor. Diğerinde ise kadını temsil ettiği söyleniyor. 8 köşeli yıldız, şurada görmüş olduğunuz. Bu genişleyen evreni temsil ediyor. Arkadaki 5 köşeli yıldız olması lazım. Evet, o da çocuğu temsil ediyor. Bu logoları. Abi ne anlatıyorsun? Şu an yeni geldim, kaçırdım. Amerika'da hip hop kültüründe ciddi, özellikle 80'ler, 90'lar doğu yakasında ciddi etkide bulunmuş. %5 inanç ya da felsefi sistemini anlatıyorum.
Bir sonraki slayta geçeceğim şimdi. Burada enteresan, hatta benim biraz hani saygısızlık olarak anlaşılmaz ama komiğime giden birkaç bilgiyi paylaşacağım sizinle. Siz de göreceksiniz. Şimdi bu New York'ta Harlem'de kuruluyor. Ve Harlem'de, dediğim gibi, Amerika'daki rapçiler bazında daha çok Doğu yakasında etkin haldeler. Bu arada yayına chat gidiyor mu? Ben onu ayarlayamamış olabilir miyim acaba? Neyse, ona tekrar bakacağım. Ha, geliyor, tamam. Daha önce birkaç drop sıkıntısı yaşadığım için hala oluyor mu, onun endişesindeyim. Gördüğünüz gibi Allah School in Medina, Allah School in Mekka. Yani Allah School in Medine, Allah School in Mekke şeklinde iki binasını görüyorsunuz bu kurumun. 3-4 saniye delay tolere edebiliriz yani. Aynen, özellikle Rakim'in adı doğrudan %5'lerin logosuyla alakalı. Rakim, aynı zamanda Rakim Allah aynı zamanda zaten. Hani kendisi 12 kullanıyor. Bu arada Khalid Abdül Muhammed'in bir balansı var. MySQL klibinde görmüştük. Türk bayrağında konuşma yapıyordu. Abi, Khalid Abdül Muhammed bildiğim kadarıyla Nation of Islam üyesi ve çok enteresan bir şekilde Batı yakası rapçilerinde, West Coast'ta, hani buna zaten sonra değinecektim ama soru geldiği için şimdi değiniyorum. %5'in pek bir karşılığını görmüyorum. Orada Nation of Islam çok baskın. Ve zaten bunu bir kısmı öğreti olarak alıyorken bir kısmı da öğreti olarak almıyor ki, ona da rapçiler konusunda değineceğim abi. Size yerlerin ismini söylüyorum. Sonra inanç sistemine geçeceğim. Bildiğiniz Amerika kıtasında, Kuzey Amerika kıtasında şehirlere semavi dinlerde geçen yerlerin adları veriliyor. Mesela Medine dediği yer Brooklyn olması lazım. Evet. Mekke, kurulduğu yer Harlem. Detroit'e D-Mekka diyorlar. New Jerusalem, Yeni Kudüs. Chicago, C-Medina. Queens, Desert diyorlar. Connecticut, New Haven, Yeni Cennet. St. Louis, Suudi. Seattle, Morocco, yani Fas. Evet abi, çok güzel kafalar. Ya zaten hem eğlenceli de bir konu olduğu için buna girdim aslında. Baltimore, Born Mecca. Atlanta, Allah's Garden. Bu da bir nevi cennet tasviri olsa gerek. Bu şekilde adlandırıyorlar. Peki, öğretiye gelirsek. Tekrar bir notlarıma dönüyorum. Atladığım bir şey olmasın çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum. Peki nedir bu 5%'ın olayı? Örgütün tam adı 5% Nation, yani %5'çiler topluluğu, ya da Nation of Gods and Earths. Gods burada tanrılar derken erkeği kastediyor. Earths dediği de kadınlar. Hatta Earth yerine Goddess dediklerini de duyabilirsiniz yani. Birçok rapçinin şarkılarında bu da vardır. Peki neden %5? %5 inancını şöyle değerlendiriyor kurucusu Father Allah. İlk insan siyahtı ve Tanrı'nın bir yansımasıydı. Ve siyah insanlara bu bilgi %5'lik bir kesimine bahşedildi. Kalan %10'luk kesim, bu bilgiden haberdar olup engel olmak isteyenler. Kalan %85'lik kesim ise herhangi bir şeyden haberi olmayan cahil kesim. %5'in amacı ise o %85'lik cahil kesime ulaşmak. Onlara bilgiyi yaymak. Böyle bir misyonları var. Öğretilerine gelirsek, neler öğretiyorlar? Burada zaten bahsettiğim, o benim biraz garip bulduğum, enteresan buldum, hatta bizim topraklarımızla alakası enteresan bir şekilde var. Bağlantısını orada gördüm, daha doğrusu görselleştirdim demeyeyim. Yorumlar da geliyor. Bu arada sadece 80'ler ve 90'larda, 70'lerde %5'er bağlantılı, mesela The Last Boys, Amari Baraka gibi proto rapçiler var. Evet, o dönemde yaşasam kesin cahil kesimli olurdum abi. Yani zaten şu an %5'e beyaz olarak, hani sonuçta şey değiliz, tamam, bir white American değiliz ama sonuçta siyahi olmadığımız için zaten istesek de giremiyoruz ki, ne işimiz var hani. Biraz hani paralel yapı kokuyor. Aynen, FETÖ şey değil mi? Swahili olimpiyatları yaptılar. Bizim ülkedeki bir partiye benziyor. Selamlar. Ototun orada, hoş geldin abi. FETÖ'cülerle diyaloglarını konuşacak mısın? Var mı? Gerçekten bilmiyorum. O konu hakkında çok bilgim yok. Biliyorsanız aydınlatın abi, eğleniriz hem yani.
Abi yanlış anlamayın, bilmediğimden soruyorum. Irkçılığı ilk siyahiler mi başlattı, %5 mevzu mu? Hayır abi. Bu aslında yarı ırkçı, yani ırkçı demeyeyim aslında, yarı problek diyebilirim. Çünkü Amerika'daki ırkçılık bizim Türkiye'de yaşadığımız ırkçılıkla aynı tandansta ilerlemiyor. Çünkü ya, oradaki siyahiler oraya köle olarak gittiler. Bizim topraklarımızda köle torunu gibi bir kavram yok. Bizde alt kimlik üst kimlik yüzünden bir ırkçılık var. Orada ise çok farklı bir boyut olduğu için oradaki her komünitede ten renginden dolayı bir ayrılık görebiliyorsun. Aslında bunun kökeni onunla alakalı. Aa Göktuğ, hoş geldin kanka, selamlar. Evet, ezilen ulusun kendi ırkı, ulusunu savunması ırkçılık değildir. Doğru. Ve ya şöyle, buna zaten burada anlatmaya çalıştığım şöyle, bizim bildiğimiz manada ırkçılık, hani biz adamların ırkçılıktan bahsettiği şeyi anlayamıyoruz. Biz çünkü bunu yaşamadık, hani anlıyormuş gibi davranabiliyoruz ama %100 olarak hissetme şansımız yok. Bahsettiğim o 60'larda 70'lerde Linda Brown'ların ayrı otobüsle, siyahiler ayrı otobüslerde gidecek, siyahiler ayrı çeşmeden su içecek dendiği, köleliğin resmen kalktı ama toplum içerisinde belli bir statü farkı olduğu, sınıflara ayrıldığı bir dönemden bahsettiğimiz için, bizdeki mantıkta bir ibadet şekli de olmadığı için abi böyle bir eğilim gösteriyorlar aslında bakarsak. %5'in inanç sisteminden devam ediyordum. Geleneksel anlamda kendi manifestolarında belirttikleri üzere geleneksel anlamda bir tek tanrı inancı yok abi. Demin dediğim gibi ilk insan siyahtı ve tanrı onun suretindedir mantığından. Çok tanrılı, biraz pagan bir inanca doğru kayabilir aslında yani bu olay baktığımız vakit. Tekrar notlarıma göz atıyorum çünkü aldım. Burada verilen dersler, bunun üzerinden gideceğiz. Supreme matematik, yani kutsal matematik, üstün matematik diyebiliriz. Burada sayıların önemi var. Mesela çok fazla görürsünüz, özellikle dinlediğiniz rapçilerde, işte Resulullah 7, ondan sonra Rıza'nın bir dönem yurt dışında Avrupa'da kurduğu label 12 Jewels vardı. Bunun gibi bu sayılar tamamen %5 atıfları aslında. Supreme Mat'a ayrı hemen gireyim hatta. Sayılar, daha doğrusu rakamlar, sayılar demeyeyim ona. 1. Knowledge, yani bilgi. Sayıların her şeyi, sayılar bir şeyleri temsil ediyor. Bir kavramı temsil ediyor sürekli. 1. Knowledge. 2. Wisdom, yani bilgelik. 1. Bilgi, 2. Bilgelik. 3. Understanding, anlayış. 4. Culture of Freedom, özgürlük. 5. Power of, neydi bu? Refinement olması lazım. Bunun tam Türkçe karşılığı yok. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Kötü de yazmışım, tam okuyamadım hızlı yazacağım diye. Hazırlık anlamına geliyor. 6. Equality, yani eşitlik. 7. God, yani Tanrı. Özellikle Seven'ı çok kullanırlar zaten. Hani o logolarında da vardı, demin görmüştünüz. 8. Build and Destroy, yani yaratılış. 9. Born, yani doğum. 0. Sıfır rakamı da sıfır, sifer diye okunuyor. Cipher diye yazılıyor, sıfır diye okunuyor. O da anahtar, şifre anlamına geliyor. Casallah mahsaslı birisi var mı? Evet, Casallah abi de o yüzden Casallah. Cas da mesela sadece Allah anlamında değil aslında. Justice'in kısaltılması anlamında. Tamamen %5 referansı o da. Jedi Mind Tricks'te enteresan bir olay olarak mesela arm leg leg head arm leg, yani baş harfleri birleşince Allah oluyor ve işte bu iki kol, kafa, iki bacak anlamında insan vücudunu tasvir eden referanslar görüyorum ama Winnipeg İtalyan asıllı beyaz Amerikalı, hani bu mesela o referans bana hep garip gelmiştir. Bazı beyaz rapçilerin bu tür referanslarda bulunması mesela. Bu şekilde bir sayı kodları var. Biraz numeroloji giriyor. Hani bizdeki muadili Ömer Çelakıl diyebilirim bu açıdan. İki Supreme Alphabet, yani burada harflerin de bir sembolik karşılığı var. Yani A harfi Allah ya da G harfi de Allah aynı şekilde. Hani onlar Tanrı'yı kullanmıyorlar. Arapçadaki Allah'ı kullanıyorlar enteresan bir şekilde. J harfi, jandarmanın J'si, adalet, justice'ten kaynaklı. E harfi Edirne, equality, yani eşitlik. Hani bunun gibi harf, evet, Edip Yüksel kafası çok yakın abi buna, ki zaten çok enteresan geliyor dediğim kısmı orada göstereceğim. Ta Orta Çağ'a dayanan Türk topraklarında doğmuş bir öğreti var. Buraya ve Kabala'ya dayandığını söyleyebilirim abi bu inancın. Harf konusuna değindik. Oraya da geleceğim şimdi. Ya hatta orta çağ diyorum, pardon. Pisagora kadar giden bir numerolojik mistisizm diye bir şey var aslında. Oraya da gidiyor.
Şimdi gelelim diğer slaytımıza. Buradaki bilgileri verirken. Diğer derslere geçmedim. Özür dilerim. Üçte İngilizce dersi veriliyor. Üçüncü ders olarak okulda. Dört, işte burada dediğim kısma giriş yapacağız aslında. Gizli İslam ilimleri ve beş, siyahi hakikat dersi. Yani siyah tarihi gibi bir ders mantığı veriliyor. Evet abi, Ebced hesabı bununla tamamen ilgili. Biraz sonra göreceksin. Yani gerçekten enteresan bir konu. Yani şunu merak ediyorum. Father Allah dediğimiz Clarence abi, rahmetli, 1960'ların Amerika'sında Nation of Islam'dayken kendi yaptığı araştırmalara, bu felsefeye giderken, bu Orta Doğu kaynaklı dinlere bugünkü teknolojide mümkün ama o dönem Amerika'daki bir kütüphanede bunların el yazması, nüshalarının falan olduğunu zannetmiyorum. Nasıl ulaştı hiçbir fikrim yok. O bana çok enteresan geliyor. Big Turk grubu vardı. Siyahilerin ilk Asya'da olduğunu mu söylüyordu? Neydi? Bilen yeşillendirsin. Evet abi, Big Turk grubu da zaten %5 öğretisi üzerinden Asiatic Black Man dedikleri, Asyalı siyah adam dedikleri bir felsefe üzerinden %5 ilerletiyor. O grupta %5 içerikli şarkılar yapıyordu zaten. Yani şarkıların referanslarında bayağı bir %5 referansı vardı, şarkıların liriklerinde pardon. Bizdeki bazı tarikat ve dini öğretilerle alakaları da var. Bir arkadaş Kabalcı'dan çıkan bir kitap önermişti. Bulabilirsem adını atayım. Abi ben de o konuya geleceğim zaten. Hatta geleyim o konuya. Bir sonraki slide'a geleyim. Çok enteresan bir yere gidiyor çünkü konu buradan sonra. Slide'ımı bulayım. Yine biraz yavaşım, kusura bakmayın. Hazır mıyız? Şimdi tek tek görsellerden gideceğim. Aynı öğreti hem Yahudilikteki bildiğimiz Kabala öğretisinde var. Hem Antik Yunan'da Pisagor'un bu mistik sayılar öğretisi var. Ve sol üstte gördüğünüz Hurufilik, Fazlullah Hurufi'nin kurduğu bir mezhep. Mezhep demeyeyim gerçi ona. Onu biraz önce şuradan geleyim. Abi tüm dinlerde batınilik diye bir kavram vardır. Batınilik şu demek. Kur'an özelinden gideyim mesela. Görünen anlamların dışında daha derin anlamlar ve semboller var. Bunlara belli bir öğreti, belli bir şifre yoluyla ulaşılır gibi yapılan ve günümüz inançlarınca, bu şey de dahil bu arada, sadece İslam'da değil, mesela Yahudilikte, mesela Kabala'yı biz Yahudiler çok kullanıyor gibi lanse edilir bizim toplumda ama aslında Yahudilik içinde Kabala çok okey bir şey değil, yani hani çok meşru bir şey değil. Çete bakıyorum arada. Şimdi ilk Pisagor'dan gireyim. Hani tarihten güncele doğru gelelim. Pisagor şunu söylüyor. Her sayının, bu bir Pisagor'un bu arada bir dönem, ne kadar doğru bilmiyorum tabii elimize ulaşan bilgilerde. O dönemin inanç sistemine göre, pagan inançlarına göre bir tarikata bağlı olduğu söyleniyor. Bu tarikat da aynı şekilde sayıların kutsallığı üzerine kafayı bozmuş bir tarikat. Ne yapıyorlar? Her sayının şifreli anlamları vardır. Her sayı bir şeyi sembolize eder mantığında bir öğretileri var. Bunun üzerine elimize çok fazla bir yazılı metin gelmiş değil. O yüzden bunu çok kısa geçeceğim. Kabala'ya geldiğimizde yine görüyorsunuz. İsterseniz görseli büyütebilirim kötü gözüküyorsa. Çakralar vardır Kabala öğretisinde. Çakralar, gördüğünüz gibi insan vücudundaki her bir bölgeyi çakra olarak kabul eder ve onun üzerinden, yine dini kitapları üzerinden yürüyen bir öğretidir. Kabala'nın esas amacı ise, hani bizde zannedilen gibi, büyü değil aslında. Ben bunu araştırıp öğrendim. Ben de öyle zannediyordum bir dönem. Büyüden ziyade Yahudiliğin tanrısının adı, yani Tevrat'ta yazan tanrının adı, ya da Eski Ahit diyelim Tevrat yerine. Eski Ahit'teki tanrının adı bilinmiyor. YHWH, yani Yahova diyoruz ona hani sesler olarak, ama bu aslında bilinmeyen bir isim. Kabaladakilerin amacı ise aynı masonluktaki büyük sır gibi, oradaki en büyük sır da bu. İşte bu çeşit öğretilerle o tanrının ismine, o sırra ulaşıp yüksek insan takva bazında yüksek insana ulaşmak. Bu arada ben hani şu an çok Yaşar Nuri Hoca gibi ya da işte bir din alimi gibi konuştuğuma bakmayın. Ben de tamamen hani merak edip araştırıp bunları öğrendim. Yanlış bilgi veriyorsam da lütfen çekinmeyin, beni düzeltin abi. Kabala'da da aynı şekilde bizim
Ebced'e benzeyen bir şekilde, demin arkadaşım Mart söylemişti, Ebced'e benzeyen şekilde numerolojik hesaplamalar ve oradaki harflere, işte İbranice'deki harflere atıflar vardır sürekli. Bunları şifre olarak kullanır. Abi evet, Kabala'nın bir de gezegenler şöyle. Gezegenler de işte her çakranın, aynı zamanda Kabala'nın biraz farkı bu ikisinden. Her çakranın bir gezegene ait olduğu ile alakalı bir öğretisi de var, ama dediğim gibi bu sonuçta şey, gizli ilim diye geçiyor. Yani bir devlet arşivlerine vesaire girip ya da işte o dili bilip çok iyi akademik seviyede araştırma yaparak bilgi sahibi olabiliriz. Hani ben de %100 müthiş bir bilgi sahibi değilim. Bunu baştan söylemem lazım. Ama ben o şekilde biliyorum. Hani gezegenlerin de aynı zamanda gök cisimlerinin, daha doğrusu gök cisimlerinin yazılanlar, harfler ve İbranice harfler ve sayılarla bir bağlantısı olduğu ve bunu bir parola anahtar şey gibi düşünün. Harita var, bulmaca gibi düşünün. Bir harita var, siz şifre çözmeye çalışıyorsunuz. Kriptoloji gibi düşünün. Böyle bir öğreti. Hurufiliğe gelirsek. Hurufilik ise Fazullah Hurufi tarafından, ki kendisi Osmanlı döneminde yaşadı. 1400'lerin başında ölüyor. Yani Fatih görmüyor ama şey var. Hurufilik mezhebini Fatih yaktırarak ortadan kaldırıyor. Çünkü dediğim gibi din dışılık mevzusu var o dönem için. Bir şekilde asimile olanların ise Bektaşilik, ama bizim bildiğimiz manadaki Türkiye'deki Alevilik Bektaşilik değil. Daha çok Doğu Avrupa'da Arnavutluk tarafında, Bosna'da görülen Bektaşilikle alakası olduğu söylenir, ama söylenti. Bunu söylenir dediğim, tarihin arka odasında bu konuyla alakalı Murat Bardakçı söylemişti bunu. Fazlullah Hurufi Cavidanname diye bir eser yapıp, bunun eser yazıp, özür dilerim, Cavidannamesinde, beyitlerinde bunun manifestosunu açıkladı diyebilirim. Rap falan var diye geldik. Ne oluyor aga? Ne anlatıyorsun Baykancığım sen? Abi raple alakalı zaten. Birazdan oraya geçeceğiz. Çünkü ya şundan bahsediyorum. Yine yeni gelenler için özetleyeyim. Özellikle Amerikan rap piyasasını, hip hop kültürünü derinden etkilemiş olan %1 inancı bugünkü konumuz. Bunun hip hop kültürü üzerine etkilerini de biraz sonra, bu slayttan sonra oraya geçeceğiz ve konuşacağız. Hurufilikte şunu der. Allah, hatta tam olarak metni almışım buraya. Allah söz şeklinde tezahür eder. Varlıkların dayanağı ise sestir. Söz sesten, ses harften oluşur. Yani bu manada şunu demek istiyor. Bizim hurufu mukata diye bilinen harfler. Tam olarak anlamları ya da ne amaçla kullandıkları kesirilemeyen harfler var ya Kur'an'da. Oradaki harflerin bir şifresel anlamda bir altyapısı olduğundan bahsediyorum burada. Ve bu şunu diyor: Allah'ın 100 adı vardır aslında. 99'u bilinmektedir. Bir ad sırdır ve hurufilik ile ulaşılır. Yani Kabala'daki mantığa çok yakın. Bu isim konusunun neden %5'e çok benzediğini şimdi anlayacaksınız. Ve bu Ebced hesaplarıyla, bizim klasik bildiğimiz, bu şekilde tefsirler yapıp gizli anlamlar işte bulmaya çalışmışlardır. Ve bunların enteresan kısmı, işte %5'e en çok benzeyen kısmı, Allah'ın sıfatlarıyla bir arada kullanılarak, tersten yazarak, işte şifresel bir dökümle yazarak, şurada görselde de görüyorsunuz zaten, bu sıfatları yazarak insan sureti oluşturulabileceğini iddia ediyor. Örneğin 99 isimden biri Ali ve bu fotoğraftakinden bahsediyorum. Kaşların yayı ayn harfi, burun çizgisi lam harfi, bıyık eğimi şuradaki ya harfi. Ve bu şekilde Allah'ın suretinin insan bedeninde görüldüğünü iddia ediyorlar. %5 de demin ne demiştim? İlk insan siyahtı. Ve bir siyah insan olarak üstünüz bize müjdelendi. Tek Allah diye bir şey yok. Biz aynı zamanda Allah'ı vücudumuza taşıyoruz anlayışıyla çok benziyor. Benim esas merak ettiğim kısım 1960'larda, bugün internet teknolojisiyle ya da işte kütüphanelere giderek bunları bulabiliyoruz. Çeşitli araştırmalar yapılmış. 1960 yılında Father Allah dediğimiz, işte 5%'ın kurucusu olan şahıs bu öğretiyi nasıl ulaştı ve uyarladı, ben bunu anlamıyorum mesela. Hani gerçekten bana çok enteresan geliyor.
müzikteki yansımasına biraz gelelim. Slide değiştiriyorum yine, biraz bekleteceğim, kusuruma bakmayın. Önceden hazırlamıştım ama amatörlük. Burada size rapçilerden bayağı bir fotoğraf göstereceğim. Geldi mi? Evet. 60'lar Doğu inançlarını çok araştırdığı bir dönem abi. Zaten Budizm, hippilik falan, evet. Ama yani gerçekten hani çok kısa bir süre yaşayıp, yani Fazla Hürrefi 50-60 sene yaşadıysa üstünde bir 40 sene daha devam ediyor. Fatih Sultan bitiriyor. Hani Kabala'dan daha çok esinlendiğini düşünüyorum ama sonuçta bayağı bir İslami felsefeyi de almış durumda %5. Hani o yüzden bir garipsiyorum. Çok kısa dönemde, çok kısa bir dönem yaşamış bir felsefeyi benimsemek enteresan geliyor bana. Demin logosunu göstermiştim programın başında. Rakim zaten Rakim, demin dediğimiz gibi isminde de oraya bir atıf var. Kendisi Nick olarak, AKA olarak, yani Alsonam'ın yazarı Rakim Allah kullanıyor zaten. Ve meşhur bir fotoğrafı var. Ceketin arkasında %5 sembolü var. Çete bakayım, tekrar devam edeceğim. Abi öncelikle o dönemdeki siyahilerde eğitim oranı daha yüksekti. Akademisyen sayısı çoktu. Cadı Avı ve Reagan derken eğitim seviyesi düştü. Yoksa o dönemlerde İslam coğrafyası çok bağlantıları var. 60'larda oralara gelip gidişleri gazetelerde çıkar. Basra Rems da özellikle takı olarak bu sembole çok yer verir. Rıza ve Wu-Tang özelinde zaten çok fazla gönderme var. Örneğin Sons of Man, hani güneşin insanları gibi bir anlam, yine Sanra olayı, eski Mısır tanrılarına atıf da çok fazla vardır %5 öğretisinde. Ondan sonra Nine Priests, yine sayılar giriyor. Four Disciple var bildiğim. Hani bildiğim demeyeyim de hızlıca aklıma gelen. Hani Wu-Tang bunun çok etkisindeydi. Liriklerdeki kısımlara zaten geleceğim. Aynen, Allah Matematik, Salcedo, Popavu, aynen rahmetli, Future Chamber. Özellikle hani Wu-Tang bağlantılı gruplarda da bunu çok fazla hissederiz. Evet abi, Rakim yanlış, güneşin toprakları Afrika anlamına geliyordu ama aynı işte Ra da zaten güneş tanrısı. Ya baktığımız zaman aslında hani çok derin bir konuya gideceğiz ama ya Sümer ve Mısır mitolojisinde buluşuyoruz sürekli zaten. Yani bütün semavi dinler de o şekilde, bu tarz öğretiler de aynı şekilde. Keza yine ODB'yi 5% tişörtüyle görüyorsunuz. Big Daddy Kane çok ciddi bir savunucusuydu. Brand Nubian'ı görüyorsunuz ki Lord Jamar zaten, yine göstereyim, bu felsefeye kendini adamış bir abi ve öyle bir grubu var. Aynı şekilde Brand Nubian. Ve enteresan bir isim Jay-Z. Jay-Z'yi de bu kolyeyle görebiliyorsunuz. İşte işin inançtan çıktığı kısma gelirsek, mesela Ellal Cool J'in biyografisinde Ellal Cool J şöyle demişti. Gençliğinde Ellal Cool J de %5'ci. Müzik yapmadığı dönemden bahsediyoruz, 70'ler. Olay hiçbir zaman inanış değildi. Bizim sokak yaşantımızda bize kalkan olması için oradaydık diyor. Yani kendi biyografisinde bunu anlatıyor. Ya bu da ne demek? Ya tamamen aktivist görünerek. Evet, Carmelo Anthony de öyle abi, aynen. Aktivist görünüp ve din sosuyla bir savunmak için kullanan bir güruh da vardı diyor açıkçası. Lord Jamar, Brand Nubian, Poor Radius Teachers gibi gruplarsa direkt olarak, özellikle Poor Radius Teachers zaten orada vaiz zaten ve tamamen bütün şarkıları bu öğretiyi anlatmak üzerine kurulu diyebilirim. Hani siyahi yaşantısından ziyade aslında %5 misyonerliği gibi bir durumu var o grubun. Yine de severiz, ayrı mevzu. Mesela Busta Rhymes'in şarkılarında pek denk gelmem. Wu-Tang üyelerinin çoğu şarkısında görüyoruz ama mesela bildiğim kadarıyla Method Man, Ghostface Killah ve Rake One bildiğimiz geleneksel İslam anlayışına geçtikten sonra terk ettiler. Mesela Ghostface'in erken dönemlerinde, yani 2000'lere kadar olan diskografisinde mesela hani
G.O.D. yani kodlayarak kendisinden bahsederken hani buraya referans verdiğini çok görüyoruz. Hatta Jay-Z'nin Niggas in Paris şarkısında bile hani God referanslarını çok görüyoruz. Ama bu bildiğimiz anlamda God'dan bahsetmiyor aslında işte. %5'likten bahsediyoruz orada. Rakim'in liriklerinde çok fazla gönderme vardır. Şarkı isimlerine gönderme vardır. Big Daddy Kane'in keza aynı şekilde. Basta da pek görmeyiz. İşte dinden ziyade bir anlayış veya işte işin siyahi milliyetçiliği kısmına gelirsek de örneğin Nas, Godson albümünde, onun slide olarak fotoğrafını almamışım, keşke alsaydım. Godson albümünde boynunda bayağı büyük bir haç kolyesi var mesela. Ama Nas'ın hala düzenli olarak %5 referansları verdiğine şahidiz. Yani siyahilerin bir kısmı bu örgütü aslında bir siyahilerin birlik olduğu bir komünite olarak görüyor olma ihtimali çok yüksek abi. Selam abi. Yani öğretiden bunu öğreti ya da din felsefesi gibi almaktan ziyade bunu söylüyordum. Almaktan ziyade bunu aslında dediğim gibi bir komünite olarak gördükleri bazı isimlerin aşikar ya da işte Ela Kulce'nin açıklaması bir kullandıkları aşikar. Bazı isimlerse buna gerçekten bir inanç olarak bakıyorlar. Şarkı referanslarındansa hatta isterseniz biraz IRL kısmına geçip size Chrome üzerinden, YouTube üzerinden derlediğim playlistleri beraber dinleyip bar yakalamaya çalışabiliriz ya da size biraz şey dinletebilirim. %5 ağırlıklı eserleri dinletebilirim. İsterseniz. Ne dersiniz? Ama bundan önce tabii şey yapacağım. Buna başlamadan önce sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Evet, Smith & Wesson'da Sean Price da var. Abi o albümün arka kapağındaki güvercin Godson albümü diyorsun galiba. Yani özgürlük de olabilir, Hristiyan bir referans da olabilir, yine dinsel bir referans da olabilir. Yani güvercin çok kullanılan bir imge çünkü yani. Mos Def %5'çiydi bir ara. Ona da geleceğim. %5'iydi bir ara. Şu an geleneksel İslam yayınında. Yayında diyorum. Chat'i okurken kafam karıştı. Geleneksel İslam tarafında. Selam, yayına geç geldim. Konuşuyorsanız kusura bakma. Bir yandan Wikipedia sayfalarına bakıyorum. Father Allah Nation of Islam üyesi Malcolm'un öğrencisi diyor. Oradan niye kopuyorlar sonra? Abi oradan şu yüzden kopuyorlar aslında. Çok kaçırmamışsın. Daha o konuyu yeni kapattık sayılır. Abi Serkan'ın dediğine döneceğim. Haluk Tupac'ın Nation of Islam referansı var Chance şarkısında. Evet, zaten Nation of Islam'da %5 çok ayrı boyutlara ayrı gidiyor abi. Yani %5 de Nation of Islam'ın bağlantılı olduğu tek nokta kurucusunun bir dönem %5'in kurucusunun bir dönem Nation of Islam'da ders almış olması diyebilirim. Çünkü zaten şeyde yok. Onu da fark etme. Bak, fotoğraftakilerden ya da biraz sonra açacağımız şarkılardan bahsetmişsinizdir. Gerçekten zaten şehir isimlerini de sayarken, kendini şehirlere ver isimleri de sayarken daha çok East Coast'tan yani Doğu yakasında lokasyonlardan bahsettik. Çok ufak birkaç güney şehri de vardı. St. Louis gibi, Atlanta gibi. Yani ufak şehir derken sayı olarak, yoksa Atlanta büyük bir şehir. St. Louis de öyle. Neden bilmiyorum, bunu araştırmadım. Yani biraz da coğrafyamızda hani buna ulaşabileceğim kaynak da pek fazla yok. Hani araştıracağım ama bir sonuç elde edebilir miyiz bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Abi Batı yakasında hani East Coast'ta bir karşılığı var 5% ama Batı yakasında hiçbir karşılığı yok neredeyse abi. Tamamen Nation of Islam referansları. Tupac örneğine o yüzden geldim. Hani Batı'da bildiğim %5 referansı veren Plantasia var. Batı'dan bildiğim. Sık sık referans kullanan. Serkan'ın sorusuna tekrar geleyim. Malcolm'un öğrencisiydi diyor. Oradan niye kopuyorlar? Abi o şunu görüyor. Nation of Islam'ın o zamanki lideri, tekrar ismini sana söyleyeyim hatta. Unutuyorum ismini, garip. Çünkü kodlarla biraz ilerliyorlar. Wallace Ford Muhammed.
Melez. Annesi beyaz. Yani Kaukazyen dedikleri Kafkasyalı. Babası siyahi. Father Allah'sa şunu söylüyor bu öğretisinde. Tanrı ilk insanın suretinde vardı ve ilk insan siyahtı. Çok kısaca özetliyorum tabii. Yayının öncesinde konuştuk detaylıca. İlk insan siyahtı. Benim liderim siyah olmalı mantığıyla. Nation of Islam'la ters düşüyorlar abi. Tekrar yorumlara bakıyorum. O zaman biraz ses vereyim. Biraz birkaç bir şeyler dinleyelim.